Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere elektronik posta adresinden bahsedeceğiz. E-mesaj, elektronik posta mesajı nasıl gönderilir? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle bu alanda yaklaşık 20 yıla yakındır. Outlook, Microsoft, Windows Lite ve Hotmail gibi çeşitli e-posta adresleri firmaları var olmaktadır. Ancak son 10 yıldan beri Google e-postada bu işte alanında ön saflara çıkmıştır. Google e-posta bir de bir Gmail hesabı açtığımızda bize ücretsiz 15 GB'lık mesajlarımızı, verilerimizi saklamak için 15 GB'lık bir alan adı ücretsiz veri disk alanı tahsis eder. Buna Google fotoğraflar, Google albüm, Google asistan gibi çektiğimiz ana olarak çektiğimiz fotoğrafları vesaire içerikleri işte 15 GB'lık alanda bize gelen mesajları veyahut da üye olduğumuz internet sitelerinden gelen mesajları bu 15 GB'lık alan adında saklayabiliriz ve sakladığımız mesajları istediğimiz zaman görüntüleyebiliriz. Eskiden insanoğlu bundan 100 yıl önce birbirleriyle haberleşmek için çeşitli küçük baş hayvanları, kanatlı hayvanları kullanırlardı. Cumhuriyetten önce padişahlık döneminde ve daha önceki dönemlerde imparatorluklar, padişahlıklar, beylikler vesaire ki yerel yönetimler birbirleriyle haberleşmek için, padişahların fermanlarını kullanmak için, göndermek için, halka bildirmek için atlı süvariler, elçiler kullanırdı. Kanatlı kuşlar, özellikle güvercin ve kumrular kullanırdı. Ve bir de tavşan gibi ne bileyim küçük memeli hayvanlar kullanırdı. Ancak şu günlerde 2019 yılı itibariyle artık Türkiye'den bir Amerika'daki dostumuza ve bir Japonya'daki Japon dostumuza anlık olarak istediğimiz düşüncelerimizi birbirlerimizle haberleşmek için düşüncelerimizi, iyi güzel hislerimizi, duygularımızı arkadaşlarımıza maksimum bir dakikalık bir zaman diliminde mesajımızı iletebiliriz. Bu alanın öncüsü olan Google Gmail ile kayıt olduğumuzda bize 15 GB'lık bir alan adını hemen tahsis etmektedir. E-posta adresi genellikle ticaretle uğraşan firmalar çok kullanmaktadır. Dosya göndermekte, fotoğraf göndermede, fatura göndermede, e-beyanname göndermede, kağıtla, kartonla, mektupla uğraşmaktansa elektronik ortamda hiçbir maliyet olmadan internet ortamında mesaj seçeneğinde gönderebilir. Mesela şuraya tıkladığımızda kalem işaretine hemen mesajımızı yazabiliriz. Mesela bizim diğer bir şey var. O değil de not. Evet, bu mesaj adresi de kendimize ait. Başka birinin bilgisi değildir. Sadece bu e-posta adresleri üzerinden kanalımıza videolar çekiyoruz. Dilersek buraya konu haberleşme diyelim. Haberleşme. Yapışkan Android görsel resim leri. Evet. Böyle bir bahsettik. Diyelim ki e-ticaret sitemiz var veyahut da herhangi bir fotoğraf satıyoruz veyahut da ürün satıyoruz veyahut da bir şekilde para kazanıyoruz ve aktarlık yapıyoruz. Bizden dediler ki mesela yapışkan Android otunu resimlerini gönder dediler. Burada şu ekle dosya ekle diyor. Mesela buradan galeriden diyoruz. Evet, yapışkan Android'un biz daha önceden videoyu çekebilmek için resimlerini çekmiştik. Mesela dosyayı göndermek işte bu şekilde fotoğrafını gönderebiliyoruz. Genellikle bu dosya eklemekte fatura gönderimlerde kredi kartı, banka kartı ekstraları göndermek için
ekstra bir maliyet oluşturmamak için genellikle bankalar ve telekomünikasyon hizmetleri sunan GSM operatörler, Türk Telekom ve internet sağlayıcıları yani satıcı firmalar e-posta adresiyle yani fatura, beyanname ve çeşitli ürün resimleri vesaire ticari amaçla bu e-postaları kullanabilmekteler. Mesela yazdık. Dilersek buraya ürün hakkında faydaları nelerdir, yararları nelerdir diye geniş açıklamalar yapabiliriz. Veyahut da bunun yerine kendimiz çektiğimiz başka bir içerikle ilgili resim çekerek, önce kameranın fotoğrafını çekerek telefonun veyahut da herhangi bir aygıttan, bilgisayardan kamerayla fotoğrafını çekerek de dosyayı gönderebiliriz ve çeşitli amaçlarda da kullanabiliriz. Ve e-posta adresimizi oluşturduk. Fotoğrafımızı ekledik. Dilersek buradan yeni fotoğraf da ekleyebiliriz. Maksimum benim bildiğim kadarıyla 5 tane gönderiliyor ama daha fazla da gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum. Yani şu an 6 MB yani 20 MB'lık bir dosya tek seferde gönderilebiliyor. Ve üçgen işaretine bastığımızda evet bu e-posta gönderilsin mi? Evet. Elektronik posta adresimiz karşı taraftaki e-postaya gönderildi. Karşı taraftaki kişi e-postayı açtığında bizim gönderdiğimiz mesajı bir maksimum bir dakikalık içinde bizim gönderdiğimiz bilgileri öğrenecektir. Bir de e-posta adresinin bir diğer iyiliği de arkadaşlar şudur. Mesela kredi kartı kullanıyorsunuz, banka kartı kullanıyorsunuz, kredili ürünler kullanıyorsunuz veyahut da faturalı internet hatları, televizyon hatları yani Digiturk, Uydunet vesaire gibi internet site sağlayıcıları, kablolu TV yayıncıları gibi mobil GSM operatörlü ve Türk Telekom numaraları gibi çeşitli faturalı ürünler kullanıyorsunuz ve yazılı ekstrede size gönderilen her bir faturanın mesela bilgisayardan faturanın çıktısını alıyor, kağıda yazıyor. İlk önce birkaç tane kağıt harcanıyor, sonra bir zarf harcanıyor. Bunlar hep maliyet oluyor ve dokümanı katlayıp zarfın içine güzelce koyuyor. Zarfın arka tarafına şeffaflık olacak şekilde bir naylon jelatin konuyor. İç bilgilerin bir kısmı adres vesaire görünsün diye. Ondan sonra bu götürülüyor. Postaneye kargoya veriliyor. Ve postane kargo bunu belirtilen adrese taşımak için de yaklaşık olarak 5 liraya yakın bir ücret alınabilmektedir. Bu 5 liraya yakın ücreti banka cebinden de ödediği için ona bir de faiz ekliyor. Yani size 6-6,5 lira bir civarında bir maliyet oluşturmaktadır. Yani şöyle demek istersek ben kredi kartını en son kullandığımda 2011-2012 yıllarında kullanırken o günkü piyasa koşullarında 3 lira civarında bir yazılı ekstra maliyet olarak banka bize bir yerleştirme yapardı. İşte e-posta adresimiz olduğunda özellikle Gmail hesabımız olursa böyle yazılı ekstra fatura maliyetlerinden de kurtuluruz. Ve ayrıca bankalar kredi kartı, ek hesap vesaire gibi ürünlerde e-posta mesaj adresi verdiğimizde bize ödül niyetinde de kartımıza bir bonus puan, world puan, çip para, işte şu para, bu para gibi hediye ödül puanlar da verebilmektedir. İşte arkadaşlar bugün sizlere Gmail hesabını tanıtmaya çalıştık. Hoşça kalın.